Merhaba arkadaşlar, Gurbetcan'ın dünyasına hoş geldiniz. Akşamdan ben bu mutfağı topladım da yattım. Sabah yine bulaşık. Şimdi bunları bir yerleştireceğim. Yemek. Ne yemeği yapsam bugün, ne yemeği yapsam. Biraz tavuk. Böyle parça parça tavuklar kalmış, tavuk göğsü. Onları çıkarttım. Ve şurada böyle ne diyorlar, fankuhn, akıtmalar. Onları çıkarttım. Diyorum ki bu tavukları böyle küçük küçük kavurayım, bir şey yapayım, içine sarayım böyle. Beşamel soslu fırına falan vereyim. Yani onlar da değerlensin derin dondurucuda diye. Şimdi Almanya'da diyorlar ya, elektrik kesintisi olacak. Dikkat edin, gaz kesintisi olacak. Elektrik kesintisi için önlemler alın falan diyorlar. İşte ne bileyim, evinizde su bulundurun, bilmem ne şu bu. Elektrik kesilirse ama demiyorlar ki derin dondurucularınızı fazla doldurmayın. Derin dondurucunun içinde mesela 24 saatten fazla elektrik giderse cereyanlar, benim bütün derin dondurucudaki şeylerim veya herkesin mahvolacak. Yani en iyisi aslında konserve yapmaktı. Doldurmaktı. Daha iyi bence. Ama işte yani neyse, onun için yapmadım da arkadaşlar. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Hani derin dondurucumu falan boşaltmak değil niyetim şu an. Ama hani önceden yapılmış şeyler bir yensin derin dondurucuda. Yeniler konmadan üstüne. Almanya'da elektrik kesintisi gelirse vay halimize. Yani tamam, birkaç saat elektrik kesintisine durulur yani hiç problem değil. Evinizde mum bulundurun diyorlar. Mumlarımız zaten var evimizde. Dekorasyon olsun, bilmem ne olsun, mum bulunuyor. Ama uzun vadeli olursa arkadaşlar biraz zor olur. Şimdi herkes diyor ki, böyle konuşma olduğu zaman arkadaşlarla, aa telefonumu nasıl şarj edeceğim, elektrik yok falan. Diyorum ki elektrik olmayınca, şu olmayınca şeyiniz olmayacak zaten, internetiniz olmayacak. Ne yapacaksınız telefonlarınızı? Veya evinizde böyle şey varsa bizim gibi, hani bu sola veya ne diyorlar, o hani elektrik bataryaları var ya, onlardan varsa orada şarj edebilirsiniz. Ve telefonlarınıza şimdiden veya tabletlerinize bence Netflix'ten filmler yükleyin, indirin, hazırlayın, kitaplar yükleyin. Oradan icabında telefonunuzdan okuyabilir, vakit geçirebilirsiniz. Yani bu bir düşünce. Ama yani olmasın, elektrik kesintisi falan da olmasın da, yani böyle işte insanın kafasında böyle düşünceler geçiyor. Şey, kot sezonunu açtım. Kot, jeans. Türkiye'de kot mu diyorlar bunlar arkadaşlar? Aslında kot pantolon daha değişik bir şey. Jeans pantolon sezonunu açtım. Birkaç jeanslerim var, olmuyor. Bakın halbuki ben Türkiye'de kilo aldım diye şey yapıyordum ama buraya gelince fark ettim ki öyle fazla kilo almamışım. Hava hele bilhassa akşamları soğuyor bugün. Son güneşli gün, bir de yarın olacak diyorlar böyle 22-23 derece, biraz yağmurlu. Ondan sonra 12-13 dereceye düşecek diyor hava durumu. Bakalım aynı dedikleri gibi kalır mı? Bir de kargoma bakalım arkadaşlar. Bakkal online'den siparişlerim geldi. Türk marketi online arkadaşlar. Cidden yani bakın, ben burada şey söylemiyorum, uygun fiyatları var. Ben mesela bakın bu sucuğu 14.99'du bizim burada, ben 13.99'a sipariş verdim. Ve de çok güzel böyle bakın serin durması buzdolabı ürünlerini bunun içinde böyle geldi. Burada pastırma, kuzu pastırma, tosun pastırma, bu Birkan markasınınmış. Kayseri pastırma, burada Kars kaşar peyniri ve kaymak aldım. Bu kaymağı özel babacığıma aldım gelince yesin diye. O çok seviyor. Ve burada ürünlerime devam edelim. Bakın taze yufka. Yine bakın dedim ya. Lavaş dürüm. Yine lüks taze yufka. Öncünün şeyi, zeytini. Öncünün domates salçası burada arkadaşlar. Miley'ime bu şeylerden, patoslardan. Miley bunları çok seviyor. Kayseri mantısı. Geçen almıştık Türk marketinden. Benim çok hoşuma gitti. Burada duru pilavlık bulgur, nar ekşisi, şu çizi peynirin krekerinden, çikolata, böyle şey çekirdek, durunun pirinci, bakın baldo pirinç burada. Ve en mühim arkadaşlar, bu bakkal online'de Eyüp Sabri Tuncer'in ürünlerini hepsini böyle kolonyasından tutun, şampuandan tutun bulabilirsiniz. Almanya'da bu Eyüp Sabri Tuncer ürünleri zor bulunuyor. Ama bakkal online'da yani her çeşidi var. Ben sıvı sabununu aldım. Mutfak sabununu aldım. Yine burada sıvı sabun. Bakın zeytinyağlı, burada eşek sütlü doğal sıvı sabunu. Bu body parfümü. Ve şey arkadaşlar, %10 indirim kodu da verdiler.
takipçileriniz isterse diye. Ben size yorumlara Aynur 10 indirim kodum yorumlara şey yapayım, yazayım. Oradan linki de bırakayım. Oradan girin bakın. Yani %10 indirimle alınca zaten uyguna geliyor. Normal Türk marketinden yani. Ve kargoları 39 eurodan itibaren ücretsiz ve tüm Avrupa'ya da kargoları var. Ben bir yoğurdu Türkiye'ye gitmeden önce almıştım. 8. 23'üne kadar Mindesthaltbar kayıt dağıtım yazıyor. Denedim. Tadı gayet güzel arkadaşlar. Hiç de atmayacağım. Şimdi böyle yemek memek atma devri değil. Yeniyorsa daha, bir şey yoksa, ekşimediyse yedi. Bu şeyli kayısılı. Bunun üzerine ben ne yaparım? Tabii ki müsliyi koyacağım arkadaşlar. Böyle doyurucu oluyor zaman. Müsliyi koyduğum zaman, içinde bunun yulaf falan olduğu zaman doyurucu oluyor. Meyve koymayacağım. Zaten yoğurt meyveli. Ve bunu kahvaltı bugün yiyeceğim. Tavukları böyle küçük küçük doğradım. Ve kavuralım. Soğan. Elde ne malzeme varsa onu koyacağım artık içine. Mantar falan da güzel olur içinde aslında. Kırmızı kapya biber. Ama yok. Benim sadece yeşil biberim var. Alışverişe çıkmadı şimdi hiç niyetim yok. Biber ne oluyor? Şöyle kikiden getirdiğim bakın yeşil biberlerim var. Daha. Onlarla devam. Mutfakta aslında dedim ki şu tarafta hem şurada şey çalışırım hemen orada pişiririm diye ama yine de bakın bu taraftan cayamıyorum. Hep burada böyle işlemlerimi yapıyorum. Şimdi de rendeyle savaşıyorum. Arkadaşlar bakın bu rendeyi almıştım. Böyle çeşit çeşit rende şeyleri var bunun. Ama valla videoda nasıl göstereceğim bilmiyorum. Peyniri paramparça yaptım. Bu nasıl rendedir böyle arkadaşlar ya? Bakar mısınız? Plastik. Buradan doğru dürüst rendelenmiyor. Bu tarafını yapıyorsun. Tırtırlı. Bu tarafından da güzel olmuyor. Nasıl bir rende ya? Şöyle şeyi de var. Nerede olmadık şeyler var onu buluyorum. Şöyle gidip sade tek bir rende aslında almam lazım. Kaliteli. Yok. Her defasında böyle bir savaş. Bence bu peynir yeter artık. Uğraşamayacağım. Bu da hiçbir şey yaramıyor. Hiç sevmedim. Yani bakın burada da böyle çeşitleri var. Güzel değil. Neyse. Şimdi şeyimi bitirdim. Etimi bitirdim. Bu arada robot biraz rendeyle uğraştı. İçine bakın biber, salça, işte baharatını falan koydum. Şimdi bununla şeyleri saracağım. Şeyle akıtmaları. Şöyle içine bundan koyacağım. Ben dörtgen sarmayacağım. Bu şeyi uzun saracağım bir defa. Dörtgen de sarılıyor. Tabii ki. Şöyle yapacağım. Böyle. Ve bunu tepsiye böyle güzel dizeceğim. Beşamel sosumu hazırladım. Ben 1,5 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 su bardağı sütle yaptım. Biraz karabiber koydum içine. Biraz tuz ve bu kadar. Ve şöyle soslu olsun. Ve bu bence yeterli böyle. Güzel her tarafını güzel kaplasın. Kapağıma bomba düştü. Nerede peynirim? Buradaymış. Şimdi peynirini de koyalım güzel üzerine. Fırınımı daha hiç temizlemedim. Kullanmaya başlayalı. Gerçi izinden önce ben pek kullanmadım ama çocuklar, robot evde kullanmışlar. Pürülozeli arkadaşlar. Onu deneyeceğim. Şimdi bunun ışığı böyle kapanıyor. İçine şeyi koyunca böyle tepsiyi. Ben böyle açabiliyorsunuz. Kapatayım. Onun için beni görüyorsunuz. Yemeğin yanında da şöyle domates, salatalık, yeşil soğan, biber ve peynir. Böyle bir salata hazırladım. Fırın tepsimi bizimkiler de hiç yıkamamış tabii ki.
temizlememiş. Bakın yağ kir koydum içine. Ve 3 kat beyazlatıcı. Şöyle Bio Belinda'nın. Ve bu 3 kat beyazlatıcı biraz erisin şöyle. Tepsi kendine pırıl pırıl oluyor. Yağ kirli 3 kat beyazlatıcı hepsini çözüyor. Yoksa hızlı olma. Ya bu siz yapaktır. Uzun boylu olunca nasıl oluyormuş diye deniyor Miley. Crazy, eh? Babasının. Miley'sin of aynı kleine bizi. Daha küçük bile. Ha, böyle, aynen. Nasıl oluyor Miley? Dolapları güzel görüyorsun değil mi? Hayır, burcam ötelik hissiz. Biz böyle görüyoruz bak. Babam böyle görüyor, biz böyle görüyoruz. Evet. Değil mi? Ümitsiz falan almış direkt. Niye kafana mı geliyor? Yemeği koydum. Yedik. Aklıma geldi. Ben içini göstermedim diye. Bakın arkadaşlar böyle oluyor içi. Ve yemek yenmiştir. Ben yemekten sonra iki makine çamaşır yıkadım. Kuruttum. Ve üçüncü makine aşağıda. Sesimi duyuyor musunuz? Kuruyor daha çamaşırlar. Ne var ki İran? Bugün Mehmet de evde yok. Hakanlara gitti. Hakan keler topluyormuş. Ona yardım edecekti. Oradalar yani. Biz de böyle yanlış kaldık kucum. Miley ders yapıyor yukarıda. Ders. Ya robot da yukarıda. Ben kaldım burada yine. Her zamanki halim. Ben burada aşağıda böyle kalıyorum. Kiran bana eşlik ediyor. Aklıma ne geldi? Miley'in şurada bir tane kağıdı var arkadaşlar. Okuldan veriyorlar işte. Böyle hani ebeveynlerin numarası bir şey olunca kimi arayabiliriz falan. Öyle işte numaraları falan kontrol ediyoruz. Kiran in aşkım in. Koltuğa çıkma in. Evet. Şimdi böyle Türkiye'deki okullar hani Türkiye temeli dönenler Türkiye'deki okullardan bahsediyor. Tabii çocuklarını Türkiye'ye buradan dönenler çoğunluk özel okula veriyor. Ben de Mehmet'e sordum bu konuyu aslında ama şimdi buradan da çok merak ediyorum. Tabii Türkiye'den izleyicilerim de var. Türkiye'de normal okula yani devlet okuluna giden çocukları da var. Özel okula gidenler de vardır muhakkak. Dönüş yapanlar şimdi Instagram'da olsun falan böyle yazıyorlar işte özel okulun rahatlığını, özel okulun güzelliğini, öğretmenlerin ne kadar ilgilendiğini. Mesela böyle mesajlar geliyormuş çocuğunuz yemeği yedi, yemedi işte bugün şu yemek çıktı, bu yemek çıktı, çocuğun durumu böyle bugün şunu yaptı, bugün şunu dedi diye. Şimdi burada Almanya'da bizim çocuklarımız yani benim çocuğum özel okula gitmiyor. Yani ne yemek, yani yemek yemiyorlar zaten. Okulda yemek verilmiyor bir. Zaten öğlen birde bırakıyorlar burada okulu veya 12'de. Öğleden sonra okulları olunca da yani öğlen okuldan yemek vermiyorlar. Sadece öğleden sonra Nahmet Aks Petrol'e verdiğiniz zaman bakmayan çalışan anneler orada yemeğe yazılabiliyorsunuz. Yemek veriyorlar. Ama öyle özel her gün WhatsApp'tan öğretmen bana yazacak. İşte kız çocuğunuz şunu yaptı, bunu yaptı. Yani sınıfta 30 tane çocuk var. Veya 20 tane. Hangi birinin detaylı ne yaptığını annesine, ebeveynlerine yazsın. Yani anlatıyorlar işte burada okullar böyle, burada öğretmenler şöyle iyi, böyle iyi. Tabii Türkiye'deki öğretmenlerimizin ben gayet buradan iyi olduğunu çok iyi biliyorum. Yani Türkiye'deki öğretmenlere karşı çocuklar daha saygılı. Türkiye'deki öğretmenler çocuklara karşı daha iyi davranıyorlar. Daha değişik davranıyorlar. Bunu biliyorum. Türkiye'de eğitim gören çocuklarımızın da farkını görüyorum. Ama yani bu aşırı detayları yani bu kadar yani normal okullarda da yapılıyor mu? Çok merak ediyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de okuyacağım. Yani ne bileyim WhatsApp'ten özel öğretmenle böyle görüşmeler bilmiyorum yani normal okula gidenler Türkiye'de bunu yapılıyor mu yapılmıyor mu çocuklar yoksa buradan gidenler tabii senelik artık kaç bin lirası veriyorlar çocuklarını özel okula gönderiyorlar. Zaten buradan dönüş yapanlar zannedersem çoğunluk veya hepsi özel okula gönderiyor normal devlet okuluna göndermiyorlar. Tabi dillerinden dolayı hani Almancalarından dolayı orada daha çabuk mu adapte oluyorlar. Alman okullarına gönderiyorlar. Yani Instagram'dan böyle dönen arkadaşları görüyorum da veya takip ettiklerimi diyeyim. Bazen yani çok şaşırıyorum. Cidden yani böyle bir şey var mı diye. Yani bir de şimdi oraya dönüş yapıp da aslında bu temeli dönüş konusunu hiç açmayacaktım da yine de bakın konuyu açıyor arkadaşlar. Yine açtı. İşte Türkiye'ye varıyorlar. İşte İzmir'e yerleşiyorlar. İşte böyle tatil bölgelerine yakın yerleşiyorlar. Şimdi burada yine yanlış anlaşılma olmasın.
Melikeciğim de buradan videoya bakıyorsa, ben Melikeciğim'in evinde kaldım ya Melikem. Lafım hiçbir zaman ona değil. Melike'nin evinde durdum, yaşantısını gördüm ben. Ama Instagram'da olanlar, işte gördünüz mü, ben geldim burada hem tatil hayatı yaşıyorum, hem tatilimi yapıyorum, hem çocuklarımı özel okula gönderiyorum. İşte bakın, özel veli hayatı işte böyle oluyor. Çocuğumu okula bırakıyorum, kahvaltıya gidiyorum, yemeğe gidiyorum, hayatımı yaşıyorum. Ama bir de şu var arkadaşlar. Bunu tabii ki paran varsa yapabilirsin Türkiye'de. Paran yoksa yapamazsın. Tabii buradan dönen de parası varsa dönüyor. Parası olmayan, zaten orada durumunun iyi olmayacağını bilmeyen bir insan zaten Türkiye'ye, diyorum, zaten dönüş yapmaz. Ama yani böyle Instagram'da böyle anlattıkları zaman, ondan sonra burada biz izlediğimiz zaman, veya ben bile yani bu şeyin içine düşüyorum bazen, diyorum ki ya gerçekten, diyorum, Türkiye'ye gitsem ben böyle güzel bir hayat mı yaşayacağım? Yani burada bakın, çocuklarımız okula gidiyor, biz evdeyiz, herkes çalışıyor, kimse kimseye hafta ortası gelip gitmiyor. Onlar oh, denizde, kenarda, sahilde, ne bileyim, öyle bir hayat yani. Muhakkak bunlar tabii ki paran olunca, orada durumun olunca yapılıyor. Hatta Melikeciğim bana dedi ki, Türkiye'deyken, İzmir'deyken, Aynur abla istersen burada bu temelli dönüş konusunu aç. Ben de buradan seninle beraber fikrimi söyleyebilirim. Bak, ben burada yaşıyorum. Zaten Melike Türkiye'de doğmuş büyümüş. Sonra evlenmiş, Almanya'ya gitmiş. Ben sana hani buradan benim fikrimi söylerim dedi. Yani Türkiye'de paran olacak ki böyle bir hayatı yaşayabileceksin. Ama bu okul konusu çok merak ettim arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız tabii ki sevinirim. Benim de birazcık yani şeyim olur, bilgim olur, ama bilmiyorum yani normal devlet okullarında da bu kadar WhatsApp'ten öğretmenler velilere bilgi veriyor mu? Kahve makineme de sorular geliyor. Bu yeni, öbürkünü kaldırdım. Nasıl, memnun musun? Ne kadar fiyatı diye. Arkadaşlar, bu 300 euro'luk kahve makinesi. Benim önceki kahve makinem ne kadardı? Kaç sene önce? 6 yıl önce mi ne almıştık? 800-900 euro vermiştim. O da sayı koydu. Bu Philips. Bu öyle pahalı bir şey değil. Bu Philips Latte to go. Ama her fonksiyonu var bakın. Cappuccino yapıyor, sıcak suyunu veriyor, espresso yapıyor, normal kahve yapıyor. Burada kireç temizleme fonksiyonu var. Bu kadar yani. Benim öbürkü de yani bu kadar yapıyordu. Bir latte yapıyordu. Latte'len cappuccino bence sanki aynı gibi geliyor bana. Bununki bakın böyle çıkıyor. Böyle açıyorsunuz. Böyle temizleniyor. Yani bu da böyle şeyli. Aslında böyle almayacaktım. Hani hortumlu alacağım diyordum, ama hortumlar 1000 euro, 1500 euro. Yani gerek duymadım daha doğrusu. Niye yalan söyleyeyim? Ve bunun içinde böyle şey yok. Ne diyorlar? Hortum yok. Öbürkün hortumu vardı. O hortumu temizlemesi çok zor oluyordu. Bunun temizliği öbürküne bakınca daha kolay. Bunun garantisini uzattırım. Hani uzun garanti yapmadım. Öbürkünü 5 sene üzerine para ödeyip normal 2 senelik garantiyi 5 sene yaptırmıştım. Buna yaptırmadım. Basit ve şimdilik bence idare edecek bir makine. Fiyatına göre de bence yani güzel. Türkiye'den gelince iş güç bayağı bir telaşa böyle şey geçti, hızlı geçti. Çocuklar sağ olsun yalnız bırakmadı. Altay'la falan böyle bayağı oyalandım, eğlendim, hasretlik giderdik. Şimdi bugün böyle bir ilk böyle nasıl söyleyeyim size, yalnız böyle yalnız kaldığım gün mü diyeyim? Cihan işte, Mehmet Hakanlar da, Miley okula gitti. Bugün fazla işim yoktu yapacak. Bugün video montajım yoktu. Yani onun için böyle bugün bir sakin, böyle bir de yağmur yağdı. Yani sakin de demeyeyim, nasıl diyeyimse böyle bir durgun bir gün oldu. Türkiye'den gelince ilk böyle bir, nasıl anlatayım bilmiyorum, Türkçesini bulamıyorum arkadaşlar. Öyle bir gün oldu. Ve akşam saat şu an 8'e geldi artık arkadaşlar. Bundan sonra da artık bir şey yapmayacağım. Pijamalarımı giyip ben de uzanacağım böyle. Bitmiştir işte Almanya böyle. Almanya'da ben böyleyim veya biz böyleyiz, bilmiyorum başkaları nasıl, ama böyle geçiyor günlerimiz. Bilhassa kış geliyor artık, önümüz kış. Ne olacak? Ne yapalım? Böyle evlerde uğraşacağız. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir beğeni, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.